Şangay İşbirliği Örgütü giderek büyüyen hacmiyle küresel siyasi dengeler üzerinde yeni bir basınç odağı oluşturdu. Avrasya'daki siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğinde rolü giderek güçlenen örgüt, Türkiye için de yeni fırsat alanları yaratmaya başladı. Her ne kadar NATO üyesi bir ülke olarak hareket alanı kısıtlı gibi görünse de yeni şartlar ve değişen dinamikler nedeniyle Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki kapasitesini gözden geçirme ihtiyacı hissetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, örgüte Türkiye'nin ilgisini 2005 yılı başında Kazakistan'a yaptığı ziyarette açıkladı. Yıllar içerisinde bu ilgi somut işbirliği arayışına dönüştü. Nihayet Erdoğan, Vladimir Putin'le 18 Temmuz 2012'de Moskova'da yaptığı görüşmede konuyla ilgili düşüncelerini şöyle aktardığını söyledi. "Zaman zaman bize takılıyorsun," dedim Putin'e. "Avrupa Birliği'nde ne işin var?" diyorsun. "O zaman ben de şimdi size takılayım. Hadi gelin bizi Şangay Beşlisi'ne dahil edin. Biz de Avrupa Birliği'ni gözden geçirelim," şeklinde kendisine bir latife yaptım. Bu açıklama, Türkiye bir eksen değişikliğine mi gidiyor sorusunu akıllara getirirken, alevlenen tartışmalara yine Erdoğan son noktayı koydu. "Çok açık ve samimi söyleyeyim, bizim için aslında Avrupa Birliği sürecini unutmak, kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Ama Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda her masada yeri olması gerektiğini düşünüyoruz." Şangay İşbirliği Örgütü, 2008 yılındaki Duşanbe Zirvesi'nde örgütle irtibat kurmak isteyen ve gözlemci konumunda olmayan üçüncü ülke ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin kurumsal bir çerçeveye oturtulması amacıyla Diyalog Ortaklığı statüsü adı altında yeni bir mekanizma ihdas etti. Bu statü, gözlemci statüsüne sahip olmayan üçüncü ülkelerin örgütle belirli alanlarda sınırlı işbirliği yapmalarına olanak sağlayacaktı. Kurumsal bağın derecesi bakımından gözlemci ülke statüsünün altında, misafir katılımcılar statüsünün ise üzerinde yer alıyordu. Bu mekanizma, Türkiye'nin örgütle ilişkilerini güçlendirmek için uygun bir tercih olarak öne çıktı. Böylece Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü'ne 2012'de diyalog ortağı olarak katıldı. Katılım sonrası kararı değerlendiren Çinli akademisyenler ve Rus analistler, bu kararın hem örgüt hem de Türkiye açısından bir devrim niteliğinde olduğunu belirttiler. Türk dünyasının merkezinde giderek güçlenen Şangay İşbirliği Örgütü, Türkiye için bir seçenek olabilir mi, yoksa yapısal sorunlar bu seçeneği yalnızca bir söylem olmaya mı mahkum ediyor? Son dönemde örgüt üyeleri arasında Türkiye'nin gözlemci ülke statüsüne geçmesi yönünde bir talebin oluştuğu anlaşılıyor. Bazı uzmanlara göre Türkiye'nin örgütle geliştireceği ilişkiler, tarihi ve kültürel bağları olan örgüt üyesi ülkelerle güvenlik, ekonomi, ticaret, enerji, kültür gibi alanlarda işbirliğini artırması yönünde kendi çıkarına bir hamle olacak. Ancak karşı görüşü savunan uzmanlar da Şangay İşbirliği Örgütü'nün Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere Avrupa-Atlantik kurumlarıyla onlarca yıldır sürdürdüğü ilişkilerine bir alternatif olmaması gerektiğini belirtiyorlar. Buradaki yakın temasın eksen kayması olarak algılanacağını vurguluyor ve Türkiye'nin asıl ticaret ortağı olan Batı'yı kaybetme tehlikesine dikkat çekiyorlar. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgüt üyelerine ihracatı, toplam ihracatının %6'sını, bu ülkelerden yapılan ithalatsa toplam ithalatın %25,7'sini oluşturuyor. Diğer yandan, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatının payı %44,5. Türkiye'nin toplam ithalatı içinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithalatının payı ise %38. Türkiye, 2015 yılında Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelere karşı yaklaşık 45 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş ki bu açık aynı yılın toplam dış ticaret açığının %70,5'una denk geliyor. Bu rakamlar, Türkiye'nin ekonomik düzlemde Batı ile yoğun alışverişi ve kazanımlarının Şangay İşbirliği Örgütü'ne göre çok daha yüksek boyutlarda olduğunu gösteriyor. Batı ile ekonomi, ticaret ve NATO bağlamında askeri yönden tam bir entegrasyon görüntüsü veren Türkiye'nin yeni bir eksende açılıma girişmesi bu sebeplerden ötürü gerçekçi bulunmuyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın da ifadesiyle ilişkileri Türkiye lehine düzenlemek açısından Şangay İşbirliği Örgütü'nde varlık göstermek değerlendirilmesi gereken bir fırsat penceresi olabilir. Bu çıkarlar dengesi ve hesaplarına bakıldığında
örgüt içerisinde Türkiye'nin üyeliğinin ciddi biçimde ele alındığı biliniyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nde Rusya ve Çin olmak üzere iki ana jeopolitik eksen bulunuyor. Orta Asya ülkeleri ve Hindistan Rusya eksenine yakın dururken, Pakistan ve İran Çin eksenine daha yakın görünüyorlar. Çin tarafından desteklenen İran'ın tam üyelik sürecine karşı Rusya'nın örgüt içinde güçler dengesini sağlamak adına Türkiye'yi davet edebileceği konuşuluyor. Kimi uzmanlara göre Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri gücünü önemseyen örgüt üyeleri kendi saflarında yer alacak bir Türkiye için büyük heyecan duyuyor.